Bilecik'in tarihi geçmişi, kültürel mirası, akarsuları, göletleri, ormanlık alanları, yeşilin türlü tonlarını sunan tabiat güzellikleriyle ünlü ilçesi Pazaryeri. İlçedeki ilk yerleşim M.Ö. 3000'li yıllarda başlar. Kaynaklarda Anadolu'da Tunç Çağı'na geçiş sürecinde önemli bir yeri olan Pazaryeri ve civarından M.Ö. 3000'li yıllarda Tunç yapımı için kalay çıkarıldığı yazılı. M.Ö. 1950'li yıllarda Bitinya bölgesi içinde kalan Pazaryeri ve civarında sırasıyla Tin, Mısır, Hitit, Firik, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya Krallığı, Roma, Bizans ve Selçuklu hakimiyeti görülür. Selçukluların bir boyu olan kayıların bir bölümü 400 çadırlık bir obayla Ertuğrul Bey yönetiminde batıya doğru yer değiştirerek Bilecik topraklarında Söğüt ve civarına yerleşir. 1. Alaaddin Keykubat zamanında Selçuklu içinde savaş dehasıyla askeri başarı gösteren Ertuğrul Gazi'ye Söğüt mülk Domaniç'te yaylak olarak verilir. Böylece Söğüt ve dolaylarında kök salan 400 çadırlık uç beyliğinden Osmanlı Devleti doğar. Hızla büyüyen ve gelişen Osmanlı, Anadolu'nun içinden gelip Bursa'ya giden ve Roma yolu olarak bilinen Pazaryeri'nin içinden geçen yolun idaresini almak ister. Osman Bey buraları fethettikten sonra 3. oğlu olan Yahşi Pazarlı Bey'e iskan ve idare etmesi amacıyla Pazaryeri'ni ve havalisini bağışlar ve bu bölgenin ismini Yahşi Pazarlı Bey'in kendi adını taşıyan Pazarlıcık ismiyle değiştirir. Pazarlıcık olan isim zamanla Pazarcığa dönüşür. İlçenin Pazarcık olan ismi Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesiyle benzerlik gösterdiğinden dolayı 1953 yılında Pazaryeri olarak değiştirilir. Günümüzde halkın bir kısmı hala Pazarcık ismini kullanmaya devam ediyor. Pazaryeri'nin girişinde ilçeye ismini veren Pazarlı Bey'in heykelinin de bulunduğu şehitlik ve park yer alıyor. Şehitlik Parkı, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden Pazarcık doğumlu şehitlerin anısına yapılmış. Pazaryeri, doğusundan Bozüyük, batısından Bursa ilinin İnegöl ilçesi, kuzeyinden Bilecik merkez ilçe ve güneyinden Bozüyük ilçesiyle çevrili bir konumda. İlçe Marmara bölgesinde yer almasına rağmen iklimi sert ve karasal özellikli. Pazaryeri, Ege ve İç Anadolu bölgesi iklimlerinin zaman zaman etkilerini gösterdiği geçiş bölgesini oluşturur. İlçe arazisi genellikle ormanlık alanlardan ve verimli topraklardan oluşur. İlçe çevresinden akan Sorgun Çayı ve Karasu çaylarıyla da tarımsal sulama imkanlarına sahip ilçede buğday, arpa, tahıl ürünleri ve sırık fasulye ekilir. Ayrıca şerbetçi otu yetiştirilen ilçe toprakları ürün kalitesi açısından dünyada önemli bir yere sahip. İlçe ekonomisinde tarım faaliyetlerini, hayvancılık uğraşı, nispeten arıcılık, el sanatları, çömlekçilik ve yerli turizm hareketleri takip eder. Kırsal yerleşimler ve ilçe merkezi toplamında 11 bin nüfusa sahip Pazaryeri'nin merkez nüfusu ise 6500 civarı.
Bilecik merkeze 32 kilometre mesafede olan pazar yeri, tarihi evleri, bu evlerin bulunduğu sokakları, Osmanlı döneminden kalma eserleri ve çömlekçilik uğraşıyla da ünlü bir ilçe. İlçe, tarihi dokusu ve yavaş yaşam tarzından dolayı zamanın unutulduğu kent sloganına sahip. Tarihi kalıntıları ve el sanatlarıyla bilinen pazar yeri, doğal güzellikleriyle de tanınan bir ilçe. İlçenin öne çıkan tabiat değerlerinden biri Küçük Elmalı Tabiat Parkı ve Göleti. Ormanlık alan içerisinde ve gölet çevresinde yer alan Küçük Elmalı Tabiat Parkı ve Göleti, doğanın renk ve uyum güzelliğine sahip. Karaçam, kayın, meşe ve gölet çevresinde sulak alan bitkileriyle öne çıkan park, tavşan, sansar, tilki, ayı ve birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Gölet ve orman yapısını iç içe barındıran Küçük Elmalı Tabiat Parkı, ziyaretçilerine yılın her mevsimi ayrı bir görsel şölen sunuyor. Ziyaretçiler Pazaryeri ilçe merkezine yakın olan parka giderken yol üstünde yer alan Kınık Köyü'nde el sanatları örneklerini de yerinde gözlemleyip almak imkanına sahipler. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, çadır kamp noktaları ve piknik imkanlarına sahip Küçük Elmalı Tabiat Parkı ve Göleti'nde olta balıkçılığı da yapmak mümkün. Tabiat Parkı, başta Pazaryeri ilçe merkezi olmak üzere Bilecik ve civar illerden özellikle hafta sonları piknik, mesire, balık tutmak ve doğayla iç içe zaman geçirmek adına ziyaret ediliyor. Pazar yerinin bir diğer ziyaret edilen tabiat güzelliği, ilçenin güzel köylerinden biri olan Bozca Armut Köyü. Adını köye ilk yerleşenlerin köyde olan boz armut ağacından esinlenerek Bozca Armut nitelemesinden alan köy, coğrafi ve doğal güzellikleriyle pazar yeri ziyaretlerinin uğrak noktalarından. Etrafı gül ormanlarla çevrili ve tarıma elverişli toprakları bulunan köyün ekonomisi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri etrafında şekillenir. 210 civarı nüfusa sahip Bozca Armut Köyü, Bilecik il merkezine 43 kilometre, Pazaryeri ilçe merkezine ise 15 kilometre mesafede yer alıyor. Ormanlık alanları ve yaylalarıyla da bilinen Bozca Armut Köyü'nün köyle aynı isme sahip bir de göleti mevcut.
köye 3 kilometre mesafede yer alan Bozca Armut Göleti az bilinen bir tabiat zenginliği. Temiz havası, sessiz sakin yapısı, ormanlık kısımları, masmavi gölü, bitki çiçek florası, türlü türlü ağaçları ve cıvıl cıvıl kuş sesleriyle Bozca Armut Göleti gidenlerde bir daha gitmek hissi yaratır. Gölet çevresi doğal yapısıyla birçok kuş türü ve yabani hayvanın da konaklama ve barınma alanı olarak bilinir. Patikalar arasında düzenlenmiş yollarda yürüyüş imkanları, çadır kamp alanları, piknik mesire noktaları bulunan Bozca Armut Göleti'nde olta balıkçılığı imkanı da mevcut. Birçok büyük şehire yakın oluşu, ulaşım kolaylıkları, güzel doğası, tabiat çeşitliliği, yürüyüş ve kamp alanları, olta balıkçılığı imkanı, doğa gözlem olanaklarıyla Bozca Armut Göleti, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında doğa severlerin, kamp tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası.